Galatasaray'da bu haftadan mağlubiyetinin ardından çift forvet tercihi Fatih Hoca'nın Mehmet Yılmaz çok eleştirildi. Bir teknik adam, bir golcü gözüyle sen nasıl değerlendirirsin çift forveti? Şimdi hocanın aslında çift forvet oynatması bence çok normal. Eğer iyi gitmiş olsaydı bir sıkıntı olmazdı. Ama çünkü iki cesur tane bir karar diye hatta şöyle bir şey belki var. Şimdi büyük yorumladırdı. takım, Galatasaray takımı çok büyük bir takım. İki tane formda santraforu var. Şimdi Mustafa Muhammed geldikten sonra müthiş işler yapmış. Takıma çok katkı sağlamış ki o sıkıntılı dönemde bir transfer yapıyorsunuz. Takıma direkt etki yapıyor. Çok büyük bir yıldızınız sakatlıktan dolayı oynamıyor. Kimse o süreçte kimse Falcao'nun adını bile anmadı. Ama bu süreçten sonra Mustafa Muhammed yokken Falcao abi geldi. Hemen gelir gelmez gollerini sıraladı. Müthiş de oynadı o da uzun haftalar sonra. Hocanın bence çift forvet oynatması çok doğal. Yani çünkü iki tane biraz önce Feyyaz Hocam söyledi. Yani forvet oyuncularına bazen ısrar edeceksiniz. Israr etmek ki Falcao da zaten mecbur ısrar etmek zorundasın. Falcao gibi bir oyuncudan bahsediyor. Hazırsa eğer. Çift forvet oynatması bence çok doğaldı. Ha onun sonucunda Galatasaray takımı istediğini yapamadı. Tabii ki eleştiriler çok doğaldır olacak ama ben Fatih Hoca'ya çift forvet oynatırdı diye eleştirilecek bir durum yok bence. Çünkü iki tane formda oyuncusu vardı. Ha şunu söyleyebiliriz. İkisi birbirinin oyununu bozdu mu? Yani tek forvet oynayan bir Falcao çok iyi oynuyor. Tek forvet oynayan bir Mustafa Muhammed takıma son derece etki yapıyor. Ben hocanın oynattığı sistemde özellikle santraforla alakalı bir sıkıntı bulmuyorum. Feghouli neden oynamadı? Onyekuru neden oynamadı? Bunları söyleyebiliriz. Eğer sen çift forvet oynatıyorsan bence bu oyuncular oynarsa onlarla çok daha uyum içerisinde olur. Ama ha bundan sonraki sistemde tek forveti dönecekse şimdi şöyle bir sıkıntı yaşayacak. At pası. Hocam hemen kesiyorum ortayı. Tamam. Yani böyle bir durumda iki tane kalite oyuncum var. Tek forvet oynatacaksan şimdi kim oynatacaksın? Şimdi Mehmet'in dediklerine soru bu. Doğru hepsine soru. Katılıyorum. Şöyle bir problem var. Çift forvet böyle oynanmaz. Çift forveti oynamak için önce çalışman lazım. Bir oyuncum öbür maçta gol atmış, öbürü öbüründe gol atmış. Hadi ikisi çift santrafor, böyle bir şey olmaz. Formda değil. Çift santraforu sezon başı alırsın, çalıştırmaya başlarsın. Çift santrafor oynamanın bazı özellikleri vardır. Biri öne çıkacak, öbürü onun boşalttığı yere depar atacak, öbürü çapraz koşu yapacak. Biri duracak, onu duvar kullanacak vesaire vesaire. Stoperlere top geldiği zaman önce hemen santraforlara bakacak. Onun çeşitli varyasyonları vardır. Ben 7 yıl oynadım çift forvet. O kadar alıştık ki. Biz düğünlerde bile çift santrafor oynadık Ali ile falan beraber. Yani çok keyiflidir aslında oynamak. Hakikaten tavsiye de ederim. Ama bunun bir çalışması vardır. Doğru bir hazırlığı ikiliyle vardır. Oynanmak. Driller çizersin. Çift santrafor nasıl oynanır? Bu şekilde çift santrafor oynanmaz. Galatasaray'ın çift santraforuna demişler ki biz topu size getireceğiz. Siz zaten golcüsünüz. Bekleyin orada. Biz böyle bir şey yok. Çift santraforu oyun içerisinde kullanacaksın. Oyunun teknik taktiğinin içerisinde çift santrafor olacak. O çapraz koşular olacak. Peki başka türlü olamazsın. Kanatlardan gelen varyasyonlarda da çift santraforu kullanma şeyleri vardır. Kanat çift santraforunun yakın olana verir, verkaç yapar ya da ne yaparsa uzakta olan ön direğe gider, buradan arka direğe gidersin. Bir sürü bunun şeyi vardır ve inanılmaz şeydir. Pozisyona girmek de kolaydır. Artı çok ciddi bir tehdittir. Ama bu şekilde çift santrafor oynatılmaz. Çift santrafor oynatmanın bir evveliyatı olur. Bir hazırlığı, bunu, bir ilham olur. Bunu da Fatih Hoca biliyordu herhalde. Bunu hocam biliyor. Ama hocam tabii yine kendine has o özgüveniyle bu çocuklar bunu oynar dedi. İşte öyle olmuyor. Yani her zaman olmuyor. Fatih Hocam yine bir risk aldı. Hakikaten çok yapılabilecek bu zamanda bir şey değil. Zor bir karar. Ama şeyini alamadı, karşılığını alamadı. Bundan sonra da bunu ısrar etmeleri pahalıya patlar Galatasaray'a. Nacizane. Çift santrafor konusunda çalıştırabilirim yani herhangi bir takımın nasıl çift santrafor oynandığını. Peki, şimdi tercih nasıl olacak? Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Burada bile çift santraforum. Kardeşim talebimi hemen arka direğe koştu bak. Ama Ali Gültüken yok hocam. Zaman zaman arıyor musunuz bu kadar alıştık? Ön direğe gider hocam. Artık gençlerle oynuyor. Artık. Mehmet'le oynuyor. Tabii. Evet, Yılmaz da size forvet ama güzel. Peki Sayın Fatih Tekke'yle oynadım. O gol kralı oldu. Yani yan yana oynadım yıllar. 4 sene oynadım ben yan yana. Ne yetenekli bir oyuncuydu ya. Onun kadar kendine özel has yetenekleri İnanılmaz olan bir oyuncu. Bir sıçrama var. İnanamazsın o boyla değil mi? Top kullanma falan yeteneği. Hocam, yani dönemin oynamadığım santraforu yok. Milli takımda da aynı. Birçok isim var. UEFA Kupası kaldırdı. Bütün isimler var.
Ama Zenk. Özel isim diye sorarsa ben Fatih Tekke derim. Bunu Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğu için söylemiyorum. Milli takımda oynuyordun. Birçok Necati'sinden tut, Ümit Karan'dan birçok oyuncuyla oynadın. Hasan Özer de böyle söyler. Birçok şeyleri gördüklerimi söylüyorum. Tabii önceleri vardır da Şota'dan sonra. Yani evet. Şota Türkiye'ye gelmiş en iyi santrafordu bana göre. Yani bizim Les Ferdinand gibi onun ayarında bir oyun. Ondan da ayrı evet. özellikleri vardı. Ondan sonra Fatih geldi. Hocam Arçın daha evveliyatında. Ya Erman Hoca bir kere seyretmiş bir maçta. Arçil onların iyi diye 7 sene burada çocuk oynamadan gitti ya. Maçını yönetmiş. Erman Hocam işte o maçın Erman Hoca sayesinde bu sene 3 kere imza attı. Boş mu kaçaya imza attı. Şu abi ikisi sayesinde o Arçil imzaladı ya. O Erman Hoca işte rüşvet teklif edip Erman Hoca'nın kabul etmediği maçı. tabii. Öyle, odur hikayesi odur yani maçın bir de. Abi de onun... Tamam kaç yıl oynadı Şota? Kaç yıl bekledik Arçil'i ne zaman? Arçil sakat da hep hocam. Hep sakat. Oynadığı zaman iyi ama 2-3 oynamıyor. Bir Beşiktaş maçında oynamıştı İstanbul'da. Zamanın mizah dergilerinden biri şahane bir karikatür yapmıştı. İki Trabzon taraftarı muhabbet ediyorlar. Birisi diyor ki ötekine. Bizimkiler diyor hiç kafa çalışmıyor diyor. Niye, neden diyor. Aynı adamdan iki tane almışlar diyor. İkizlerdi ya. Mizah anlayışı geliştirmiş. O şeyde. Peki Mehmet Hocam. Kayseri maçında çift forvet oynadı Galatasaray. İkinci yarı o baskıyı yedi. Evet. Tamam maçı 3 golle kazandı ama son bölümde işte Onyekuru yedikten sonra. O zaten biraz bence yanıldı. O orada biraz yanıldı. O ikinci iyi oynadı çünkü Galatasaray takımı orada. Özellikle ikinci 45'teki o baskı yediği süreci bence Fatih Hocam yanlış analiz etti. Yani tabelaya kandı gibi geliyor bana. Ya olabilir ama bak çift forveti biraz önce Feyyaz'cığım çok güzel açıkladı. Şimdi iki oyuncu da kaliteli oyuncu. Yani Mustafa Muhammed'le Falcao zaten oyuncu. Şimdi o maç üzerinden eğer o dediğimiz şeyleri kolay değil. İyi yapmış olsaydılar da maçı kazanmış olsaydı Galatasaray takımı bundan hiçbir tanesi gün yüzüne gelmeyecekti. Doğru. Fatih Hoca doğru şey yapmıştı, taktiği yaptı. Çift forveti bundan sonra da Galatasaray takımı belki de hep böyle oynayacaktı. Ama şu oldu. Bundan sonra biraz daha sıkıntılı olacak nokta şu. Sen şimdi Mustafa Muhammed'i oynatacaksın tek santrafora belki o sistemde. Şimdi arkanda Falcao var. Şimdi öyle bir oyuncuyu da yedekte oturtman da öyle kolay değil. Tamam çok büyük bir profesyonel ama şimdi hocanın burada yapacağı tercih de çok önemli. Acaba Falcao mu olacak, Mustafa Muhammed mi olacak? Çünkü bir tanesini arka tarafta bırakacaksın. Abi belki rakibine göre, rakibin oyun anlayışına, rakip stoperlere göre, maç takvimine göre ikisini de oynatabilir Mehmet. Yani ya, orada çok bir bence. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben yine ama şimdi... Gördüğüm kadarıyla Falcao şey ilk maç Hatay maçı. Profesyonel bir oyuncu. Deplasmanda Hatay maçı. Bunu dert edecek bir oyuncu değil ama yani. Ama mesela şimdi deplasmanda Hatay maçı iki forvet kaldırır mı, iki forvet oynatır mı? Galatasaray'ın orada düşüneceği şey iki forvet değil ki. Yani stoperde kim oynatacağım diye düşünecek. Tabii orada var. Düğünlama ile marka alacağız. Yani kimle başlayacak? Galatasaray takımı şu an belli zaten. Feguli ile başlayacak. Onyekuru ile ön tarafta başlayacak. Ön taraftaki forveti sen ne diyorsun? Mustafa Muhammed diyorsun. Mesela. Abi Hatay maçına da iki santraforla çıkıp orta sahada bir eksilirse geçmiş olsun abi. İşte Feyyaz'ın dediğin o rakibe yani. Göre de oyuncu tercih edecek. Orada mesela onu da Fatih Hoca yapacak. Ama bir defa oynattı ve çift santrafor onları da yani gördü. Ben... Bir uyum yok bence ikisi arasında. Kayseri, uyum yok. Bilmiyorum Ilgaz inceledi mi? Ben inceleyemedim sayılarını şeyin. Kayseri Galatasaray maçında ama ikinci yarıda o ders almalıydı. Yani bir eksik orta sahayla oynadığın zaman Rize takımı bundan faydalandı yani. Hızlı hücumlarla faydalandı, kaptı toplarla faydalandı. Çift santrafor oynarken şey de vardır. Yani top rakipteyken de pozisyon almalar vardır. Doğru. Stoperlerdeyken silecek yaparsın. Böyle ortadan göbekten oyun kurmalarını etkilersin yani. Evet. Onları da yapmadılar. Yani çünkü böyle bir kültürleri yok adamların ikisinin de. Yani beraber oynamadı. İkisi de bitirici. Falcao'nun evet. var da 4-4-2 Muhammed biraz şeyi, daha Muhammed güçlü bilmiyor. Kuvvetli. Evet. Yani çift santrafor için hakikaten uygun değiller yani. Tam biri pivot olur, öbürü hareketli olur, tamam evet. şey olur. Belki tamamlayan biraz oyuncu olurdu. Değil birbirini ikisi de. Peki bu kararı nasıl verdiler ya? Yani o çocuklar iyi oynadı, goller attılar. Biraz önce denene geldi. Kırılmasınlar mı yani? Pardon, böyle bir karar verilir mi yani? Biz bir programa çıktık. Son sayfada Ilgaz'a dedim ki, Ilgaz dedi ki tek forvet Mustafa'yı oynatır veya Falcao'yu oynatır. Ben dedim ki ikisini de oynatır. Çünkü ikisi de formda. Bir tanesi cezalıydı, Falcao geldi iki tane attı. Ben dedim ki ikisini oynatır. Çünkü öyle oyuncuları hoca kazanmak için aynı şekilde devam eder, ısrar eder. Hocaya da ben takdir ederim. Biraz önce sen söyledin. Forvet oyuncularında bazı noktalarda ısrar edeceksin. Israr etmezsen... Abi. Ondan fazla verin ama oyuncuyu kazanacağım yok. Derken bu... maç gitti abi. Ne yapacağız? Bak, ama şu var. Hoca bir sonuçta bir şey aldı. Ne sorumluluk aldı, aldı. Bir şey verdi. Gösterdi. Feyyaz Hocam diyor ki burada çok net. İkisi
çift forvet oynayacak yapıda değiller. Ama bunu ama hoca